Arkadaşlar günaydın. Bugün Zonguldak'ta hava biraz kötü. Hatta birazdan bir kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin yazdığı verilere göre tahmini saat 9 falan yazıyordu. Yarım saate kadar zaten hava kendini belli ediyor. Yağacak belli yani. Neyse şimdi bizim bir sıkıntımız oldu. Biz Trendyol mağazasından bir alışveriş yapalım dedik. Daha doğrusu bir somun sökme aleti alacaktım. Fiyatlara baktım. Tabi fiyatlar 6-7 bin lira civarında geziyor. Sadece ucuz bir marka var. Yani diğerlerine göre bir tık daha ucuz. Jisi bir markanın normalde 2000 ile 1300 arasında fiyatları değiştiği görünüyor. Kampanyalara girişler olduğu için. Kampanyaya giriş yaptığı için 1300'den Trendyol'a düştüğü görünüyor. 42 volt 5 amperlik bir bataryası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Videolarını izledim. İnternetten baktım. Araç bujonlarını falan sökebiliyor. Hani en azından bir ayarı var. Biz dedik ki normalde zaten biz bu işi şarjlı için alacaktık. Şarjlı yerine böyle bir şey olsun. Kafa kısmına da bir tane Beats adaptörü takarız. Hani o altıgenli ufak olanlar var ya, onlara biz Beats adaptörü diyoruz. Beats uç olduğu için. Velhasıl kelam siparişi verdim. Bir gün bekledim, iki gün bekledim. Üçüncü günü artık kargoya verildi gözüktü. Tabii biz seviniyoruz. Hani az çok bir malzeme gelecek önümüze. Hani normal şarjlı almak istesem zaten 600-700'e buluyorum. Hani orta yolu benim işimi görecek bir şey. Şarjlı geldi arkadaşlar. Daha doğrusu somun sökme geldi. Biz tabii şöyle bir ilk bir açtım, şok oldum. Yani JCB'nin hatlarıyla alakası yok. Yani bir yerde bir sıkıntı var belli. Çakma olduğu da belli. Dedim bir inceleme yapayım falan. Hani buna dedim gene 1300 lira para verdik. Hani Trendyol güvenilir site falan. Ki inceleme yaptığımda alakası yok arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Daha önceden de vardı ama yani Trendyol'dan aldım ben bunu. JCB Pro Plus. Hani ufak tefek işlerimizi görsün diye aldım. Bakın ürün bu. İnternette gördüğümün de fotoğrafını atacağım. İnternette gördüğüm alakasız bir şey arkadaşlar. Gönderdikleri ürün bu. Hani ben dedim ki az çok hani bir ne bileyim motordaki cıvataları sökse yeter. Hani bijonu çok beklemiyoruz ama internettekinin orijinalini söküyor. Gözüküyor. Bakın. Böyle bir tork anahtarı gibi ya. Bildiğiniz şarjlı. Bunda ne tork var ne bir şey var. Bu ürünün arkadaşlar JCB ile alakası yok. Şu kısımdaki etiketi değiştiriyorlar. Daha sonrasında bakın burada saçma sapan 68 watt yazıyor. Bunun 68 watt diye bir şey yok arkadaşlar. Buna sakın kanmayın. Bu tamamen bir dolandırıcılık yöntemi olmuş artık. Bu ürünün muadili aynısı internette Trendyol'da arkadaşlar. 700 lira civarı. Bu ürünün aynısı. Tabii şarjlı olarak kullanırsınız. Başka bir şey yaramaz. Bu ürünü JCB adı altında 1300-1400 liradan kampanya fiyatından satıyorlar arkadaşlar. Bir de kampanyalı diye. Bakın burada adam garanti belgesi koymuş falan filan. Neyse. Özgür ticaret falan filan. Ben şimdi bu ürünü olduğu gibi geri iade edeceğim arkadaşlar. Yani burada böyle aklınızda olsun. 68 wattmış. Ondan sonra yok 8 ampermiş. Yok Samsung bataryaymış hikaye. Hatta bataryanın değerlerini bakalım. Ölçtürsek. Gerek de yok gerçi. Zaten adi bir mal. Neyse gerek yok. 32 watt bile çıkacağından şüpheliyim. Aynı ürünün de fotoğrafını koyacağım arkadaşlar. 700 liralık bir ürünü böyle 1300 liradan satmaya çalışıyorlar. Trendyol gibi bir sitede bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Trendyol'u kötülediğimden değil ama içerisinde dediğim gibi çürük yumurtalar her zaman olacak. Bunlarda da var. Hani bilen anlamayan biri 1/2 kafalı lokma uçlusunu aldım diye sevinebilir. Kesinlikle dikkat edin. Bu dolandırıcılığa düşmeyin. Bu arkadaşlar. Yani alakası yok. Bakın gel yaklaş. Gel yaklaş. Üzerinde ne yazıyor? Pro JCB Plus. JCB Pro Plus 42 volt 5 amper yazıyor. Yok metal şanzımanlı falan filan. Hikaye. Yani bunu tamamen arkadaşlar ben şimdi iade edeceğim. Gördüğünüz 500-600 lira etmeyecek bir malı. 1300-1400 liradan vermeye çalışıyorlar. Bu da size bilgi olarak kulağınıza küpe olsun. Paranızı bu tarz şeylere çarçur etmeyin. Ben yaptım. İadesini yapıyorum şu anda.
Arkadaşlar yani bu tarz ürünlerle kandırılmayın. Trendy olur, başka bir site olur. Yani bu tuzağa düşmeyin. Size benim tavsiyem. Arkadaşlar kanala abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Güzel videolarımız geliyor. Hepinize hayırlı akşamlar.